Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde oran orantı konusunda mini kazanım testi 1 ile dersimize devam ediyoruz. yaşta birin sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak bir sorumuza dersimize başlayalım. Esra ve 8 arkadaşı birlikte sinemaya gideceklerdir toplam 144 TL ödediklerine göre arkadaşlar. Bir biletin fiyatı kaç liradır diye sordu. Şimdi arkadaşlar Esra ve 8 arkadaşı var. O halde Esra bir kişi 8 arkadaşıyla beraber toplam 9 kişi sinemaya gidiyorlar. E 144'ü arkadaşlar ne yapmam gerekir? Bir kişilik bileti bulabilmek için 144'ü 9'a bölmemiz gerekir. Şöyle normal bölme işlemini yapalım. 14'ün içerisinde 1 kere 1 kere 9 9 çıkardım 54. 54'ün içerisinde 6 kere 6 kere 9 54. O halde gençler bir kişinin bileti ücreti 16 TL olur diyorum. Ve 16 cevabını A şıkkında işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. İkinci soruya geçelim. 4 farklı paket fiyatları verilen pirinçlerin hangi paketteki kilogram fiyatı diğerlerine göre daha ucuz diye diye sordum. Arkadaşlar burada ne yapmamız gerekir? Bölme işlemi yaparız. Ne yaparız? Toplam fiyatı içindeki kilograma bölmem gerekir. Şöyle 18 bölü 5'ten başlıyorum. 18'i gençler hemen 5'e bölelim. 18'in içerisinde 3 kere. 3 kere 5 15. Evet 3 kaldı. 1 sıfır 2 virgül. 30'un içinde 6 kere 6 kere 5 30. O halde birincinin fiyatı kilogram fiyatı 3 tam 10 da 6 diyelim. 15'i 5'e biliyorum arkadaşlar. 15 bölü 5. 15 bölü 3 pardon. 5 TL'dir. ikincinin fiyatı. Direkt 5 TL olarak yazdım. 22'yi 4'e bölüyoruz. Üçüncü de 22 bölü 4. 2 de yok arkadaşlar. 22'nin içinde 5 lira. 5 tam var. 5 kere 4. 20. 2'nin içinde yok. 1 sıfır ekledim virgül ekledim. 20'nin içinde 4. 5 kere pardon. 5 kere 4. 20. Evet 5 tam onda 5 TL. Yani 5,5 TL. Evet. 15'i de 6'ya bölüyorum. 15'in içinde 2 kere 2 kere 6 12. 3'ün içinde yok 1 0 ekledim 1, virgül ekledim. 30'un içinde 5 keredir 5 kere 6 30. Ve 2,5 TL'dir. Bakın gençler burada 2,5 TL ile 4 numaralı birincinin en ucuz olduğunu görüyorum. Ve D şıkkı 4 numarayı D şıkkı olarak gösteriyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. İki doğal sayının birbirine oranı 3 bölü 5'tir. Büyük sayı 40, 70 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Şimdi gençler. Küçük sayı bölü büyük sayı 3 bölü 5 diyor. Bakın buradan büyük sayının 70 olduğunu söyledi. O halde payda 70 yazdım. Küçük sayıyı da x diyecek olursam gençler burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Bakın 5 ile x'i çarptım. 5 x 3 çarpı 70. x'i bulabilmek için her iki tarafı 5'e böleriz. 5'ler gitti. 70'i 5'e böldüm. 14. O halde x'in değeri 3 çarpı 14'ten 42 olur diyorum. Evet küçük sayımız 42'dir. Yani nerede gördük 42 cevabını? 5 şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısının Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısına oranı 6 bölü 5'tir. İki takımın toplam 55 şampiyonluğu olduğuna göre Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı kaçtır? Gençler GS'nin FB'ye oranı. Oran demek iki çokluğun bir bölüme bölümüydü. O halde 6 bölü 5 diyorum. Aslında bu 6'nın bir katı. Bu da 5'in bir katıdır. Şimdi ikisinin toplamı 55 olduğuna göre 6K ile 5K'yı topluyorum. Eşittir 55. 6K 5K'da 11K. Demek ki 11'in bir katı olacak. O halde her iki tarafı 11'e bölersem K'nın 5'e eşit olduğunu görüyorum. Benden Galatasaray istedi. Galatasaray'a 6K demiştik. Buradan 6 çarpı 5 30 şampiyonluğu vardır diyorum. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler devam edelim. 5. soruya geçelim. Olduğuna göre x kaçtır diye sordu arkadaşlar. Burada şöyle yapabiliriz. Bakın direkt içler dışlar çarpımı yapabilirim. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. 18 6'nın 3 katıdır. O halde ben 5'i 3 ile çarparsam 2x artı 5'i bulmam lazım. 5'i 3 ile çarparsam 15 olması gerekir diyorum. O halde 2x -1 eksi 1 eşittir 15 ise eksi 1'i gönderdim karşı artı 1. O halde 2x eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 8 olur diyoruz. Evet gençler 8'e göstererek devam edelim 6. soruya geçelim. Bir emlakçı kiraladığı her ev için aynı oranda komisyon almaktadır. Bu emlakçı 2000 TL'ye kiralanan bir ev için 400 TL komisyon aldığını göre, 3500 TL'ye kiraladığı ev için kaç TL komisyon alır? Gençler, 2000'e 400 TL aldıysa, 3500 TL'ye X TL komisyonu alır diye orantımızı kuruyoruz. Bakın burada işler dışlar çarpımı yapacak olursam. evet doğru orantı vardır diyorum. O halde 2000 ile x'i çarptım. 2000 x eşittir 400 çarpı 3500. Her iki tarafı 2000'e bölüyorum. X'i yalnız bırakmış oluyoruz. 2000'ler gitti. X kaldı. Şimdi gençler şöyle yapabilirim. Bakın 400'ü 2000'e sadeleştirdim. 1, 5 kaldı. 3500'ü 5'e bölüyorum. 700 TL komisyon ücreti alır diyorum. Ve C şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler. Şöyle cevabımızı göstererek devam edelim. Aynı kapasitedeki 14 usta. Bir günde 560 metrekare duvara boyayabilmektedir. Bu ustalara iki usta daha eklenirse bir günde kaç metrekare boyarlar? 2 usta daha eklenirse o halde 14 artı 2'den 16 usta olur diyorum. Şimdi orantım kuracak olursam 14 usta 560 metrekare ye yer örerse veya boyarsa 16 usta x metrekare duvarı boyar diye söylüyoruz. Evet usta sayısı artınca arkadaşlar boyuca alanda artar. Yani doğru orantı vardır. O halde içler dışlar çarpımı yaparsam 14 ile x'i çarptım. 14 x 16 ile de 560 çarpıyorum. 16 çarpı 560 diyorum. Her iki tarafı 14'e bölersem 14'ler gitti. 56'yı arkadaşlar 14'e bölüyorum. 4. Bir de yanında 0 var. 40 oldu. Burada 1 kaldı. O halde 16 çarpı 40 16 ile 4'ü çarparsam 64. Bir de 0 ekledim. 640 metre kare duvar boyarlar diyorum. 640 cevabını B şıkkında işaretliyorum. Evet gençler devam ediyorum. Dinçer'in topladığı bayram harçlığının Burçen'in topladığı bayram harçlığının oranı 3 bölü 7'dir. Dinçer bölü Burç'e 3 bölü 7. Yani bu 3'ün katı bu da 7'nin katı. Burç'e Dinçer'den 28 TL fazla topladığına göre Burç'e'nin bayram açtı kaç lira değer? Gençler Burç'e Dinçer'den 28 lira fazla ödedi. O halde Burç'e 7K'ydı. Buradan 3K'yı çıkartacak olursam bunun 28 eşit olduğunu söylüyor. 7K'dan 3K çıkardım. 4K 28 ise her iki tarafı 4'e bölersek K'nın 7 olduğunu görüyorum. E Burç'e istemişti. Bakın Burç'a buradan 7K'ydı. O halde K yerine 7 yazarsam 7 kere 7 49 TL bayram harçlı vardır diyorum. Ve D şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.